Dikilme, otur. Oturmuyorum. Konuş ne konuşacaksan. Uykum var, evime gideceğim. Gece yarısı oldu. Irmak gelmeden bir hafta önce seninle de pazar sabahı bir şeyler konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Aa, Irmak dönüyor. Ne? Ne zaman? Bir hafta sonra. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Toplantısı falan mı varmış? Yok be. Temelli dönüyor. Artık burada yaşayacak. Ne? Bunca yıl sonra. Dur. Daha haberler bitmedi. Aşık olmuş bizimki. Buzlar Kraliçesi sonunda aşık oldu. Aklını oynatmış gibiydi kızım. Telefonda ay abla şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye mızır mızır anlatıyordu bana. Çocuk bunu alandan alacakmış. Bankacıymış. Çok iyi bir ailenin tek oğluymuş. Daha bu kadar bilgi edinebildim. Hey, güzelliğe bak. Ay Deniz, çok sevindim ben sabah sabah. Ne güzel haberler bunlar be. Vallahi da geliyor, billahi da geliyor kızım. Hadi amcam, otur. Amcam uçtu sevinçten havalara. Hadi otur, çay koyayım sana. Yiyeceğim. Meyve yiyeceğim, al sen devam et. Ah be, keyfe bak kızım. Bu mevsimde bu güneş iyisin ha. Şimdi sen Irmak geliyor diye şöyle harika bir parti verirsin değil mi? Ha? Böylelikle damadı da görmüş olursun. Süper fikir ha. Alandan direkt bize gelirler. E damat da nereden kızı aldığını görsün, bir ayağını denk alsın yani. Aa, evlendirdi kızı hemen, deli mi ne? Evlendireceğim tabii, ben hepinizi evlendireceğim. Sonra ben yalnız ama tonton bir kadın olarak hayatıma devam edeceğim. Sen yalnız, hayır ben de seni anlayacağım da. Beni boş ver, ben manyakçana saplanıp kalmışım. Seni ne yapacağız? Dünyaya küsmüştün, seni ne yapacağız? Allah Allah, kızım deli misin? Zorla güzellik olur mu? Yani biraz böyle hoşlanacaksın, seveceksin ki yürüsün o ilişki. Sevemezsin. Sen o kasabadaki büyük aşkına saplanıp kalmışsın, sevemezsin. Ya ne zırvalıyorsun sen? Benim onu düşündüğüm falan yok. Tamam. Şimdi mesela, hani oldu ya, şimdi çıktı geldi. Sana gel dese ne yaparsın? Yani heyecanlanırım tabii biraz, hani böyle ne bileyim ya, aklım falan kaçırırım herhalde. Ay demesin. Narin. Sen bu adamı böyle koza gibi içinde yaşıyorsun. Gizli gizli onu bekliyorsun. Ben çözdüm seni. Bilmiyorum ki Deniz ya. Yani ne zamandır hiç düşünmüyordum. İyiydim kaç yıldır. Böyle şu son zamanlarda pek bir geliyor aklıma. Sürekli gözümün önüne falan geliyor. Nari be. Bu dünya garip bir dünya. Belki tekrar karşına çıkar. Yani Allah babanın gönlü razı olmamıştır bu büyük ilişkinin yarım kalmasına ha? Ya Deniz saçmalama. Kolay değil öyle. Karşıma çıksa bile olmaz bundan sonra. Öyle bazı hatalar geri alınmaz, tamam mı? Yok, hatırlamıyorum. Ya sen bir güncellesene beni. Seninle o kadar çok işlem yapıyoruz ki benim hafıza depolamıyor. Bir aç kapa düzenirsin. Seni Fırat'ın evine girerken görünce o gün konuştuklarımız geldi aklıma. Hani ben sana sormuştum. O çocuk çıksa gelse, sana gel dese ne yaparsın diye. Sen aklımı oynatırım herhalde demiştin. Yani işte ben zaten aylardır benim içimi yiyor bu Fırat o Fırat mı diye. Deniz. Benim güven sorunum var sevdiklerime karşı. Bak vallahi. Yani sen de benim gibi o adamın ayağına gidiyorsun kızla barışsın diye ben neler düşünüyorum. Baksana ben o adamı senin kayıp sevgilin olduğunu düşünmeye kadar vardırdım işi. Ama Narin aklımı oynatmak üzereyim artık. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin öyle mi? Bu herif bela, ben sana söyleyeyim. Bu herif o kızı bir daha aramayacak. İstemiyorsa gelmeyiz dedi. Çıktı işin içinden. Benim kanımı kuruttu. Ben o evde aşağılandım resmen. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. Deniz biraz abartmıyor musun? Yani o kadar da önemli, büyütülecek bir şey değil bu ya. Şu kızcağızın sonunda yüzü güldü diye, tekrar o karanlığa yuvarlanmasın diye gittim ben o herifin ayağına. Tekrar beni terk etmesin diye. Şurada dizimin dibinde otursun diye gittim. Bak canım, bak belki de bizim karışmamız doğru değil, tamam mı? Uzun zamandır aralarında bir şey var zaten bu ikisinin. Yok. Sonradan bir şey oldu bunlara. Fırat Bey'in bir havası değişti. Olursa da olur, olmazsa da olmaz havalarında şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Her şey iyiydi, tıkır tıkır gidiyordu her şey. Şimdi ne oldu? Ayrılırım ondan. Korkuyorum ya! Bu ilişki biterse Irmak intihar eder, ben korkuyorum. Deniz,
Bak ben de konuştum adamla. Ama öyle, bunun huyu öyle yani. Bu böyle terk edildiği zaman birinin peşinden koşacak bir tip değil. O tiplerden değil. Canım belli ki yapmıyor öyle şeyler işte. Ya benim ailem yok. Benim kimsem yok. Şu koca dünyada iki kız kardeş kaldım sadece. Annemle babam öldüğünde ben değildim ki. Irmak da böyle küçücük kız çocuğuydu. Gezdim, tozdum, içtim. Partiler, serserilikler. Ben dönüp o kıza halim nedir diye sormadım bile ya. Biliyorum Deniz, biliyorum canım benim ya. Sen de çok küçüktün. Ne yapalım? Genceciktin. Hırpalama bu kadar kendini ya. Narin, ayrılırlarsa çekip gidecek bu kız, ben biliyorum. Bu Allah'ın belası herif yüzünden ben kardeşimi yine kaybedeceğim. Ya insan demez mi? Allah aşkına demez mi yani? Ben Irmak'ı seviyorum. Ben bir hizmetçinin lafıyla onu terk etmem demez mi? Bilerek yapıyor bu. Bu ilişkiden tüymek için bilerek yapıyor, anlıyorum ben. Sen benim nefesimi kesiyorsun. Deniz, değildir belki öyle. Bak Irmak çok genç. Gencecik daha. Bir daha aşık olur ne olacak ki? Yine sever. Sen unut Fırat'ı. Onunla alakası yok sadece. Tamam, anlıyorum, evet insan kardeşi için evet bir sürü şey yapmak istiyor. Büyü bile yapmak istiyor. Dünyaları onun ayağına sermek istiyor. Tamam ama olmuyor işte, olmuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.